Günaydınlar Beyaz TV ekranlarına, hoş geldiniz. Mübarek Ramazan ayını hep birlikte bu ekranlarda bitiriyoruz. Artık bayram coşkusu yaşamaya başlıyoruz. Bayram telaşesi yaşamaya başlıyoruz hemen efendim. Hemen havaya büründük. Vallahi bir de asıl bizim bayramın birinci günü için özel bir konuğumuz var. Yılmaz Morgüllü bayram sabahı yarın bu ekranlarda olacak. Hemen bunun da haberini önden verelim. Haberiniz olsun, bayram sabahında kahvaltılarınızı ailecek yaparken yine Beyaz TV ekranlarında söylemezsem olmaz. Bayram özel programında hem Yağmur Çevik, Artu aramızda yok, Miami'de bayramlaşmaya gitti oradaki akrabalarıyla, Miami'li kendisi. Aynı zamanda konuğumuz Yılmaz Morgül şekilden şekile, isimden isime girdi ve tek kişilik dev kadroyla burada bayram sabahınızı neşelendirmek için katıldı programımıza. Günaydınlar tekrardan Yağmur Çevik. Günaydın efendim. Biz söylemezsem olmaz ailesi olarak buradaysak, siz de dinlemezsem olmaz diyorsanız söylemezsem olmaz başlasın. Söylemezsem olmaz official bizim Instagram adresimiz. Gelin hayırlı arifeler diyelim. Siz de yorumlarınızla bize katılın. Bugün güzel bir şekilde Ramazan'ı uğurlayalım ve Ramazan bayramı coşkusuna şöyle bir ne geçiş güzel yapalım. Bak canlı canlı burada bir tek biz çalışıyoruz. Herkes gitti. Biz ikimiz geliyoruz Yağmur'la. Sabah story kendi attım. Kendimize. Sabah story attım. Dedim ki İstanbul'un en güzel hali. Sana cevap yazdım. Görmedim aşkım. Kız dedim ki sanki bir tek biz çalışıyormuşuz gibi. Bakmadım, direkt hemen geldim, hazırlandım. Evet öyleydi ama. Artu bile gitti yani. Dün Artu'yu aradım. Dedim ki özledik seni. Hadi oradan dedi. Kür. İzledim dedi. Ben siz daha iyiymişsiniz dedi. Beğendi değil mi? Aldım mesajlarınızı dedi. Dedim ki hayır, sen bize bakma. Yokluğum belli oldu. Değil mi anne? Po. Yok, hiç geri dönmeyebilirsin yani. Orada ne güzel. Restoran yiye dolaşıyor. Şurada geldi bir 2 kilo verdi, Allah'ın cezası, gitti orada hemen 3 kilo şeklinde geri aldı. Bütün Türk restoranlarına gidiyor. Asla da para vermez Hande'ye biliyorsun. Hande'ye çok selam söyle dedi. Ve aleyküm selam, başımızın üstüne. O bizim rengimiz. O bizi burada dengeleyen senelerin magazincisi Artu. Dalgalanıyor. Hadi başlayalım mı dalga? Peki efendim, dün kapatırken sıcak bir gelişmeyle kapatmıştık. Serenay Sarıkaya Mert Demir aşkıyla ilgili yine havalimanında bir yakalanma görülmüştü. Biz Yağmur'la burada hala birbirimize bakıp dedik ki bu yakalanmaya rağmen birlikte tatile gitmişler gelmişler bize geçti mi? Bir izleyelim mi? Serenay Sarıkaya ve gizemli aşkı Mert Demir. İtalya'dan Milano kaçamağından dönerken faka bastılar. Sobelendiler İstanbul Havalimanı'nda. Ayrı gayrı çıktılar havalimanından. Mert oğlan sus pus. Ne kadar uzaksın bu kadar yakınken acaba? Ağzını bıçak açmıyor delikanlının. Yan yana dediğim gibi görüntüleyemedik ama Serena yanım o kapıdan çıktı. Neler söyleyeceksiniz ilişki hakkında? Nasıl gidiyor ilişki? Serenay Sarıkaya konuşuyor ama boş. Top çeviriyor Seroş. Nasıl geçti İtalya tatili? Her seferinde bunu yapmanın bir anlamı yok ama vallahi. Çok ama biz sizi çok seviyoruz ve sizi karşılıyoruz burada. Teşekkür ederim. Ama yeni söyleyecek bir şeyim yok. İkilinin havalimanından ayrı gayrı çıkması enteresan. Madem patladı mevzu, dursanıza yan yana. İki kelam etsenize. Ölür müsünüz çocuklar? Neyse, Serenay birkaç saat sonra yine yakalanıyor magazincilere. Güzellik merkezinden çıkıyor. Merhabalar, nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun, siz? Bayram bakımı mı yapıldı? Teşekkür ederim. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Çok mersi. Güzel bir tatil geçti. Mert Bey'le de fotoğraflarınız çıktı dün. Beraber bir tatil yapmışsınız. Nasıl gidiyor birliktelik? Çok teşekkür ederim. Güzel, her şey yolunda mı? Birliktelik nasıl? Gitmem lazım. Ve çok konuşulan o fotoğraf karesi. Buyurun işte, yan yanalar, kuyruktalar. Muhtemelen İtalya'da havalimanında çekildi bu kare. Beyazlara bürünmüş ikisi de. Komik olmuşlar böyle. Deterjan reklamından fırlamış gibiler. O fotoğrafa öyle yorumlar geliyor ki sosyal medyada.
Serenay'ın ilişki seçimi şaka mı diyor biri. Hala inanamıyorum sevgili olduklarına diyor bir diğeri. Ve daha neler neler. Neler söyleyeceksiniz ilişki hakkında? Nasıl gidiyor ilişki? Neden konuşmama karar aldınız? Hani ortada olan bir şey sonuçta bu. Mert Bey, hani sizin için... Onları uyumsuz bulanlar çoğunlukta. Hatta bu birlikteliğin reklam ilişkisi olduğunu düşünenler de var. Serenay, yaşıtı olan Mert'le yaşlı sevgili geçmişini temizlerken, Mert de şarkılarının daha popüler olmasını sağlıyor diyor dedikodu kuşları. Durma git, buna da alışırım. Ne diyelim şimdi? Ne diyeceksin? Bir ne söylesene. Diyelim? Sen bu konuda çok yazıp çizen ve Mert'le Serenay aşkına çok yorum yapan biri olarak şu anda gelinen noktada bu çifte ne diyorsun? Şimdi 6-7 aydır bu çift ile bana iddialar geliyor Hande. İlk iddiada zaten Mert ile Serenay arasında aşk var diyen de benim sektörde. Tamam, ben bunu zaten kabul ediyorum. Bu görüntünün geleceğini zaten bir gün biliyordum. Her zaman böyle oldu. Ama bak, Serenay'ı tanıyoruz. Hepimiz tanıyoruz. Yıllardır Serenay bizim gözümüz önünde büyüyen, aşklarıyla tanınan, işleriyle var olmuş bir kadın. Say aşk hayatındaki isimleri. Cem Yılmaz. Cem Yılmaz. Umut Evirgen. Aline Boz'la evlenen. Evet, konuşmuyoruz. Tabii. Umut bak, Evirgen. Doğru söylüyorsun. Tabii. Kerem Bürsin. Evet. Çağatay Ulusoy. Değil mi? Evet, yani. Hilmi Bey. O çok tanınmayan ama yine bizi şoka uğratan seçimlerden bir tanesi. Bir de iş evli adamı bir beyefendiyle olarak ilişkisi olmuştu. Heh. Ama gelin şu an bize bütün seyircilerle yazsın hesaplarımıza. Serenay'ı hangi aşkıyla görmedik? Hangi aşkıyla soğuk gördük? Hepsiyle bir şekilde bir karesi çıktı, yakalandı, açıkladı, göz önünde yaşadı, gizli yaşadı falan filan. Hepsine dair bir iz, bir belge vardı. Cem Yılmaz'ı beğenmediğiniz o Cem Yılmaz'ı herkes... Ay Cem Yılmaz dedi, şamandıra. Şamandıra. Neler dediler Arto'yu adama? Arto'yu saygıyla Serenay... anıyoruz. Serenay hala Cem Yılmaz'la olan postunu kaldırmadı. Ha, o duruyor mu? Duruyor. Serenay aynen hep takiptesin. Her evet gün her sabah kalktığında ilk önce ilk yüzümü yıkarım. Yüzümü yıkarım. Dişimi fırçalarım. Cem Yılmaz'la Serenay'a bakarım. Duruyor orada. Duruyor. Yani demek ki Cem Yılmaz gibi güllü kopamam senden, Serenay gibi güllü kopamam senden dinleyen bir kadın, bu kadar melankolik bir ruha sahip bir arabesk kadın. Ruh. Evet. Gidip de bir ilişkisizim bu kadar dip dibe olduklarını söylüyorlar ama asla göz önünde bir kare veremediler. Kulisten çıkmadı. Bak, bunları hep söyledik. O kulisten başka bir şey çıkmıştı. Ben onun bilgisini sen vermiştim. Sen onun bir iddiasını vermiştin. Şu bir hani tatilden döndü de Serenay hemen koşa koşa bir yerde bir sahne Bali'den aldı sonra da. Bali'den sonra evet geldi, hemen Bali tatil dönüşünde gitti. Mert'i dinledi dedik. Kuliste de ne demiştik? Biriyle konuştu. Mert de birlikteydi bütün gün kulistelerde ama başka bir isimle, baş harfi A olan başka bir iş insanıyla konuştuğu bilgisi içeriden bize sızdırılmıştı, iddialar arasındaydı. O yüzden biz de bu ilişkiye ne dedik? Şimdi bu ilişki gerçekte olabilir. Sonuçta bu insanlar 6 aydır, 7 aydır beraberler ve Serenay'ı başkasıyla görmedik. Mert Demir'in ara ara bazıları ile ilgili iddiaları, duyumları geliyor. Bunları her zaman zaten bu masada da konuştuk. Araya hep böyle bir anekdot olarak verdik. Ama şu an bir öyle bir şey var ki, baktığımız, gördüğümüz bir kare var. Evet, bir ilişki var değil mi? Yan yana çıktılar sonuçta. Ha, tatile gidilmiş evet ve tatilden dönülmüş. Dönüldü ama bizim bildiğimiz Serenay mı? Asla değil. Serenay aşk kadını. Altını yine kalın puntolarla çizelim. Ve Serenay'ın hiçbir ilişkisinin bu kadar ne donuk, ne soğuk, ne cevapsız, ne ifadesiz kaldığını görmedik. Burada anlayamadığımız, bak yine söylüyorum, bu ilişkiyi söyleyen benim. Çok da aşıklar dedim. Belki de gerçekten öyleler ama şimdi 25 Haziran'da Mert Demir'in Harbiye'de konseri var. Kardeşim dahil olmak üzere herkes bilet aldı. Ve insanlar bilet alırken ne diye bilet aldı biliyor musun? Serenay Sarıkaya oraya gelecek diye. Evet. Herkes Serenay'ı bekliyor. Çünkü ben yine o zaman dedim ki Ateşe Düştüm şarkısı bile galiba Mert Demir tarafından Serenay'a yazılmış. Şöyle bir bilgi var bende. Mert Demir bundan bir sene önce kadar yaklaşık olarak Okan Bayülgen'in programına katılmış. Evet. O konuk olduğu programda da daha yeni yeni zaten Mert Demir'i tanımaya ve konuk almaya falan başlıyoruz ben piyasada. Ben izledim o yayını. Orada işte Okan Bayülgen'le biz sohbetini falan birazcık bakayım nasıl konuşuyor bu çocuk diye ben de. Nasıl? Hani şarkı söylemesinin dışında, evet, konser vermesinin dışında ya da nasıl muhabirlere dışarıda yakalanmasının dışında bir masada soru cevap şeklinde bir baktım yani nasıl konuşuyor diye. Aslında çocukta bir
sapyoseksüel dediğimiz o ince bir zeka kıvrıklığı ve o hani güzel konuşuyor. Hitabı falan güzel, kendini güzel ifade ediyor. Geçmişiyle, geleceğiyle, yapmak istedikleriyle alakalı verdiği cevaplar bana geçti. Evet. Ben de sana dedim ki, hatta hatırlıyor musun, Mert Demir dışarıda izle, gayet böyle, hatta hakkında dediğin gibi o seksüel yorumun olmasına rağmen, yo gayet böyle konuştuğu zaman etkileyen, hatta konserleri, bak gideceğim, konserlerine gidenler acayip etkileniyor. Bak, ama konserlerini etkiliyor, ama konserde verdiği o şarkıyı söylerkenki enerji bana çok feminen geliyor mesela. Evet, feminen geliyor. Bir Edis falan vibe böyle. Var. Yani Edis vibe. Daha böyle, hatta o kadar şıkır şıkır, boncuklu pullu ya da böyle çok dar yine feminen giyinmesine rağmen, hani boncuklu işte kolyeler tarzı taşlı, bu şekilde taşlı, evet, tuşlu olmasına, bizden daha çok yani taş tuş kullanıyor diyebiliriz sahnesinde. Katılıyorum. Edis içinde. Ama yine de baktığımda Mert Demir'in o sahnedeki enerjisi bende çok feminen. Hatta ben burada diyorum ki Serenay Sarıkaya Mert'ten daha Mert duruyor. Yani daha böyle hükümet kadın, daha eli maşalı duruyor. Hani o Mert'in o yaymış olduğu görüntüde ben dedim ki yani Mert'in kendi sosyal yaşamındaki tercihleri daha farklı olabilir diye söylemiştim aynı zamanda. Biz buna ne diyoruz seninle birlikte? İlk sen aşk dedikodusu dedin ama biz burada bir PR ilişkisi olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Yani PR açıkçası ilişkisi daha baskın duruyor şu an. Çünkü niye? Bak Harbiye zamanı ortaya çıktılar bak. Menajerlerinin aynı olduğu aynı birisini değil de izleyen değil mi? Değil. Ayşe Barım değil, değil mi? Değil. Mert'in menajeri Ayşe Barım değil. Aa. Değil. Başka biri yani. Başka biri. O zaman bu da çöpe gitti. Çöpe gitti. Şöyle gitti bak, ama bak şimdi çöpe gitti diyoruz da. Mert'in menajeri kim? Onu biz bulmuştuk. Hazal mıydı? Öyle biri. Yanlış söylemeyeyim şimdi isim de. Tekrardan teyidini geçeriz. Mert Demir altın dönemini yaşıyor. Evet. Bakın arkadaşlar, Mert Demir altın dönemini yaşıyor. Geçen sene Okan'a katıldığında, bak ben bir buçuk... O görüntüyü, evet, ben izledim. Önünde mi? Ben Okan hayranıyım. Böyle... Ben Okan'ın her videosunu izliyorum. İmam. İmam gibi böyle Munis. Bir buçuk yıl önce ben bir etkinlikteydim. Mert Demir oraya geldi. Mert Demir'in yüzüne bakan yoktu. Serenay'la altın dönemini yaşıyor. Evet. Burada %100 karlı olan Mert Demir. Serenay'ın burada ne çıkarı var, biz onu düşünelim. Gerçekte aşk da olabilir bak Hande, bir şey diyemiyorum. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla Serenay'ı da tanıyorsak, bu Serenay bizim alışık olduğumuz süre gelen bir Serenay asla değil. Şimdi, ben orada röportajdan arkadaşlara sordum. Hepsine selam olsun buradan. Aleykümselam. Dediler ki Yağmurcuğum hayır, biz de Serenay'ı yıllardır, hatta senden daha da eskiyiz. Onun da vermiş, evet, olduğu vücut dili ve vibe'ı aslında aralarında herhangi bir takılım, aşk asla yok. Aşk yok zaten dediler. Doğrulamıyorlardı bir şekilde havalimanından birlikte görüntü vermiş olmalarına rağmen. Niye konuşmadı Serenay? Bana onu söylesene. Şimdi, ortaya çıkıyorsun. Sen dedin ki Serenay'ın bundan çıkarı ne olabilir? Şimdi Mert Demir tarafından çıkarının sonuç olarak bir şarkıcı ve şu anda çok önemli yerlerde sahne açabiliyor. İnsanlar koşa koşa Mert Demir ismini sahnede izlemeye gidiyor. Ve bunlar havalimanında yakalandıktan sonra, dün bu haberi biz kapatırken verdik. Evet. Ve sonra Mert Demir'in sosyal medyadaki hikayelerine girdik. Bir Harbiye konserinin biletlerinin satışa çıktığı haberini aldık. Şimdi Harbiye'de sahne açmak bir şey ister. Tamam mı? Şimdi o Harbiye'de herkes konser veremez. Eskiden orada konser veren isimler Sezen Aksu'lar, Yıldız Tilbe'ler, Tarkanlar. Günlerce Tarkan sahne açardı orada. Ne zaman ki Harbiye'de Tarkan elini eteğini çekti, şu an çünkü herkes Harbiye'de konser verir hale dönüştü. Mert Demir'in Harbiye'de bu yaz konser veriyor olabilmesinin arkasındaki en büyük el Serenay Sarıkaya'dır. Bu kadar. Burada Serenay'ın kar güttüğü amaç ne? Biz onu tartışalım. Serenay Sarıkaya buradan ne kar güdüyor? Ben burada ne söylemiştim? Serenay Sarıkaya'nın şu anda hayatında evli, daha öncesinden de ilişkisi olduğu iddialarını kulağımıza gelen bir isimle tekrardan küllerin alevlendiği ve tekrardan aşk yaşadıklarına dair iddialar olduğunu söylemiştim. Bu ilişkiyi, bu yasak ilişkiyi, belki de iddialar arasında olan bu ilişkiyi örtbas etmek için onlar kendi keyiflerine göre hiçbir şekilde dikkat çekmeden, dikkatleri okları üzerine çekmeden orada aşklarını devam ettirebilmek adına bu burada devam etsin. Alan memnun, satan memnun gibi duruyor açıkçası bende. Sen ne diyorsun Serenay açısından? Mert durmadan konser yapıyor dediğin gibi. Ve şu an mesela biletler tükendi ve hemen ikinci konserin satışları, şu an onun PR'ı yapılıyor. Şu an Mert'in altın dönemi, yükseliş dönemi, Serenay sayesinde şu an biz Serenay'ı... Mesela Serenay şu an Mert'le anılmasaydı, Serenay'ı konuşacak mıydık anneciğim o masada? Diğer masalar konuşacak mıydı? Hayır. Şu an Serenay'ı da reklam yapıyor. Çünkü dikkat edin arkadaşlar, herkes kendi arasında bir rakip ortamında yarışıyor ya. Rakip ortamı iyidir, insanı besler. Ama Hande de
Mesela şu an aşkıyla konuşuyor Hande Erçel. İster Serenay'da bir aşkıyla konuşulsun. Çünkü projeleri yok. Yani menajerlerinin de danışıklı dövüş beraber ilerledikleriyle alakalı yine içeriden kulislerden gelen bilgiler arasında. Havalimanında tatilden döndükleri görüntüler yayınlanmış olmasına rağmen biz Yağmur'la Söylemezsem Olmaz masası olarak ikisinin arasında bir aşk ilişkisi olmadığına, bir PR ilişkisi olduğuna halen daha inanmaktayız efendim. Yani mutluluklar öyle gözüküyor bu çifte. Evet, öyle gözüküyor şu an. Belki de dediğiniz gibi belki Serenay'a şu an bir şarkı yapılıyor ve arkada belki çok romantik anlar da yaşanıyordur o şarkılar yazılırken. Falan. Biz o kadarını bilemeyiz. Falan. Eve kamera böcek koymuyoruz. Ama ne var? Şu an gördüğümüz herkesin de hissettiği, şu an herkes hemfikir bizimle. Çok nadir bir 2-3 fan sayfası dışında Serenay'ın kabul etmiyorlar bu ilişkiyi. Peki noktalıyoruz bu ilişkiden. Dün yine magazin gündemine bomba gibi düşen bir aşk iddiasıyla devam Yağmur etmek istiyorum. Yağmur da şunu yapmak isterdim. Bak sana yemin ederim. Ay inanmıyorum. Yağmur çevik iddiası. Bak çünkü ilk attım. Mesela. Ben, hayır bunu yapardım ya. Ben şu an var ya bu işin ekmeğinde olurdum. Yemin ediyorum çünkü size. Çünkü sen burada ilk masaya oturduğumuz günden beri aşk olduğunu. Evet. Hem sosyal medyada birbirlerine attıkları yorumlar, kalpler, böcekler falan. Evet. Sürekli birbirlerine mesaj veriyorlar iddiasında bulunuyordun. Sonra dedin ki hayır. Evet. Hayır bu aşk değil, bu bir PR ilişkisi dedin ve hala daha oraya tutunuyorsun aynen. Sen de. Yoksa var oynardık da oynardık burada. Kim haydi. Haydi geçiyoruz efendim. Yeni konumuz Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın. Of. Aralarında ilişki var mı? Dün Cansu Taşkın'la alakalı olarak magazin gündemine bomba gibi düşen ben Yılmaz Erdoğan'la birlikteyim ilişkisini onaylaması haberleri ve sonrasında jet hızıyla aslında aralarında ilişki yok. Bir detaylarını izleyelim bu aşk bombasıyla ilgili. Sonrasında da Yağmur Çevik'le konuşalım. Cansu Taşkın bu kez özel hayatıyla ilgili konuştu. Yılmaz Erdoğan'la yaşadığı aşk dedikodularına noktayı koydu. İnci Taneleri dizisiyle bir çıktı bir çıktı Yılmaz Erdoğan. Kendi yazıp yönettiği dizi reyting rekorları kırıyor şu sıralar. E tabi diziyi bilmeyen yok. Peki diziden önce nerelerdeydi Yılmaz Erdoğan? En azından son 2 yılı ile ilgili çıkan aşk dedikodularını biliyoruz. Kendisinden tam 25 yaş küçük model oyuncu Cansu Taşkın'la birlikte olduğu iddia edilmişti. Herkes havada aşk kokusu var diyordu. Yılmaz Erdoğan'dan beklenen açıklama 2 yıl sonra Cansu Taşkın'dan geldi. Özel hayatımı hiç konuşmadım dedi ama katıldığı bir programda ağzındaki baklayı çıkardı Cansu. Doğruluyordu Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığını. Yılmaz Erdoğan'ın tıpkı İnci Taneleri dizisinde yaptığı gibi kendisini düzelttiğini de söylüyordu hanımefendi. Yani Yılmaz Erdoğan Dilber'e yaptığının aynısını Cansu'ya da yapıyordu. Şimdi sıkı durun. Cansu kız bunları anlattı anlatmasına ama anlattıklarına yalanlama geldi. Bir magazin sayfasında yer alan habere göre Cansu Taşkın Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşamamıştı. Sadece 2 günlük ilişkiydi. İddia yenilir yutulur gibi değildi. Cansu Taşkın Yılmaz Erdoğan'la bir hayranı olarak fotoğraf çektirmek istemiş ve bu şekilde tanışmışlardı. Üstelik Yılmaz Erdoğan bu tanışma sonrası Cansu Taşkın'ı Köyceğiz'deki evinde 2 gün ağırlamıştı. Cansu Taşkın'ı çıldırttı bu söylenenler. Hemen sarıldı telefonuna ve bir paylaşım yaptı. Magazin sayfasının yapmış olduğu bu haber için bu açıklamayı yapıyorum. Hala özel hayatımı paylaşmıyorum ama bana bu iffetsizlik damgasından ötürü yasal yollara başvuruyorum. Kamuoyuna duyurulur. Yaşananların ardından Yılmaz Erdoğan cephesinden bir düzeltme gelir mi? Göreceğiz. Sana ne lazım? Bana gerçek aşk lazım. 25 yaş küçük biri lazım. Şimdi Cansu Taşkın Pınar Kerimoğlu'na konuk olmuş. Ondan sonra da orada kendi kendine cevap verirken Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığını söylemiş, itiraf etmiş. Ondan sonra da magazin gündemine çat dedik paylaştık. Bir tane kız çıkıyor. Diyor ki ünlü bir adamla ilgili olarak. Biz aşk yaşadık diyor. Evet. Peki Yılmaz Erdoğan'ın bundan haberi var mı? Yokmuş. Adam hasta zaten. Setine ara verdi. Şu anda İnci Taneleri 2 hafta Yılmaz Erdoğan'ın hastalığından dolayı yok. Adam Umarım. Yatak döşek yatıyor. Sen hasta yatağında aldığın habere bak. Ama ne var? Zamanında benim işte. Benim sevgilim mi varmış? Ama zamanında işte takipçisi miymiş neymiş gitmiş yanında fotoğraf istemiş fotoğraf çekilmiş. Korkunç bir şey. Sonra da Yılmaz Erdoğan demiş ki gel beraber 2 gün.
vakit geçirelim demiş. Kız da herhalde obsesif. Hala o günlerde kalıyor. Çünkü BKM'deki bütün çalışanları aramış kız bir yıl içerisinde. Yılmaz Erdoğan'a ulaşmak istemiş. Çünkü Yılmaz Erdoğan telefon numarasını değiştirmiş. Kaçmış. Yani acaba niye yani? Demek ki darlanmış adam yani. Demek ki ne kadar aramış. Mesela. Bir elinde o fotoğraf olmasa Cansu'nun emin ol Yılmaz Erdoğan bu şeyi de kabul etmezdi. Tamam da o fotoğraf ne o yani? O fotoğraf gitmiş, olduğu için adam şu an Yılmaz yandı. Erdoğan ünlü bir isim yani. Gitmiş fotoğraf çektirmiş. Yani. Ondan sonra da tamam aralarında bir iki gün bir şey yaşanmış olabilir ama bunu aşk diye sen gidip de bir yerde koskoca Yılmaz Erdoğan'la ben aşk yaşadım dersen kendi kendine gelin güvey olursan bu neye benziyor? Biz burada geçen hafta Ayşe Hatun Önal kocam diye eski sevgilisini bir gece vakti ansızın gelebilirim paylaşıyor. Ama senin o kocan değil. O koca başkasının kocası. O senin eski sevgilinde. Hiç aralarında aşk falan yok. Kendi kendine paylaştı. Kendi kendine sildi. Biz burada kendi kendimize konuştuk. Taraflardan hiçbir şekilde ses çıkmadı. Muhtemelen konuyla alakalı Yılmaz Erdoğan'dan da hiçbir şekilde ses baksana, çıkmayacak. Bak o kadar emin ki kendine bak. Ben şimdi böyle çıkacağım böyle hanım hanımcık. Giyeceğim üzerimi çekeceğim kırmızı elbisemi. Ben Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşıyorum. Hem de bir tane fotoğraf bak, da var bak, elinde. Hayran işte, olarak aynen. Gitmiş fotoğrafı çektirmiş. O da belgesi. Sus. Ya zamanla takılmış olabilir de Yılmaz Erdoğan'a bir şey diyemeyiz. Tamam da şimdi takılmak ama başka yani bir şey, sevgili olmak başka yani, bir şey. Bir yıl boyunca bütün çevresini aramak. Yılmaz Erdoğan'a ulaşmak için falan. İşte. Şimdi buradan da biz bir uyarılarımızı bulunduralım. Ne? Ne uyarısı yapacağım biliyor musun? Bu bizim sosyal medyada bu kızlarımızın ünlü erkeklerle birlikte sanki adlarını çıkartmak istercesine yapmış oldukları PR. Bir kere bir gururunuz olsun kadın olarak. Buralardan sırf birileriyle birlikte olmuşçasına ya da olmak istermişçesine kendi gururunuzu, duruşunuzu yerle yeksan edip kendi üstünüzde tepinmeyin. Ne demek yani? Bir tane futbolcu ona mesaj atmış da futbolcunun attığı mesajı ay bu da bana mesaj attı diye paylaşıyorsun, gündem olmaya çalışıyorsun. Bu şimdi senin gurur duyabileceğin bir şey değil. Ronaldo'da mesaj atmamıştı bu arada biliyorsun bir aplikasyonlar vardı. Onu da kendi zamanında yapmıştı. Çıkan Ronaldo'ya gelene kadar bizim kendi zaten Türk futbol ekibinden ben milli takımdan ilk 11'den bir sürü ismin zamanında bu Tonga'ya düştüklerini tek tek söylerim. Herkes onlarla ünlü oldu. Bir şey söyleyeceğim. Etsin. Orada bir ifade vardı diyor ya Cansu. İşte Dilber'in konuşmasını düzeltiyordu ya. Benim de konuşmamı düzeltiyor. Aynı o şekilde düzeltiyordu diyor. Mesela baktığın zaman işte demek ki gerçekten Yılmaz Erdoğan kendini de oynayabilir bazı açılarda, bazı yönlerde. Takıntılı olduğu böyle yanları var demek ki. Çünkü iyi bir diksiyonu olduğu için iyi de bir tabii canım. Işte şiir yazıyor, şarkı yazıyor, bunu yazıyor, oyun yazıyor. Demek ki gerçekten de insanların konuşmasına takılıyormuş. Evet. Buradan da bunu anladık. Beyler bayanlar, merdivenden kayanlar, ünlü erkeklerimiz, sanatçılarımız, topçularımız, popçularımız. Öyle sosyal medyadan gördüğünüz her kadına yürümeyiniz. Yürürseniz başınıza bazı dertler alabilirsiniz. Bir gece ya da bir gün bir bakarsınız bir yerde hiç tanımadığınız bir kızla ya da bir gün görüştüğünüz bir kızla adınız böyle magazin masalarında çıkabilir. O yüzden her yere atlamayın. Daldan dala, çok dikkat etmekte dala. Fayda yapmayın. Var. Çünkü bu insanlarla artık yani kalitene göre insanlarla arkadaş yaparsan gün olur. İşte bunlar böyle masalarda konuşulur. Konuşulmaz. Şimdi neyle? Yine Yılmaz Erdoğan'dan bir görüntüyle devam edeceğiz. Yılmaz Erdoğan'ın bir günü nasıl geçiyormuş merak ediyorsanız bir hemen ekranlara getirelim. Yıllardım ona inciden taneler. Çok güzel hareketli diyenler. Tam Ramazan'a şey oldu. Bu konuyla alakalı şey demiştik ya biz. Yılmaz Erdoğan'ın şu anda İnci Taneleri dizisiyle ilgili Dilber Dans'ta olmadığı zaman geriye kalan biz ne izliyoruz ya da izlemekten şişiyoruz. Yılmaz Erdoğan'ın bak gençlerin diline dolanmış bu şiir okurken ki o günlük konuşma hayata diline dökmesi. O nasıl melankolik şeklinde yansıyor. Çok güzel canlandırmış burada sosyal medya fenomeni bir genç Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisindeki o şiir okuma hallerini ve o okuma halleriyle kendi güncel hayatında nasıl yaşıyor. Ütü yaparken bile aynı Arto gibi Arto her sabah ütü yapıyor ya gömleklerini. Ben görmüyorum. İsim yapıyor. Aynen her sabah. Kimseye de o gömlekleri ellettirmiyor. Güzel kızlar mi? Yakarlar diye. Bizim kızlar ay yakarlar diyor. Ay çok tatlı çok ya. Malı kıymetli. Çok malı kıymetli. Ay. Ne diyelim Yılmaz Erdoğan'la ilgili? Adam inkar etti. Anladık işte Cansu gibi insanlar işte konuşulmak isteniyorlar.
Konuşmamız lazım o insanlara. Sana bu geçmedi. Sen Cansu'yu konuşmak istiyorsun. Aynen Cansu'yu konuş. Yılmaz Erdoğan görünce de bak şimdi Cansu Taşkın konuşuyoruz yani. Neyse. Dilber filminden faydalanmak istemiş Cansu. Hadi bakalım. Loy loy diyelim. Ne? Hele loy loy. Loy loy diyeceğim. Ya. 18'li kapak geliyor. Ama, ama değil. Su şişesi olduğunu burada söyledik. Şimdi İzzet Yıldızhan Yiğit'i öldürdük. Hakkını da verdik dün bu masada. Gelişmeler var İzzet Yıldızhan ve Ece Seçkin tarafından. Hadi gelsin ekranlara biraz da onları konuşalım. İzzet Yıldızhan bu paylaşımıyla olay olmuştu. Tabii onu gündeme getiren isim Ece Seçkin'den başkası değildi. Zira geçmişten gelen bir husumeti vardı hanımefendinin. İzzet Yıldızhan'ın söyledikleri onu çileden çıkarmıştı. Sahnenin gerekliliği vardır ama ya külotla da çıkmayın ya. Aileler sizi seyrediyor. Benim kızım seyrediyor. Oğlum seyrediyor, çocuğum seyrediyor, onun annesi, onun babası. Ve bu paylaşımı görünce de hemen harekete geçmiş, Yıldızhan'ı yerden yere vurmuştu. Yanıyor canım sen yok. Yıldızhan'ın yarı çıplak paylaşımına tepki göstermiş, masadaki kapağın alkol şişesi kapağı olduğunu ima etmişti. Ve o iddialara jet hızıyla yalanlama geldi Yıldızhan'dan. Evet, İzzet Yıldızhan'ın hoşuna gitmişti. Öyle diyordu açıklamasında. Bana abi demesi hoşuma gitti. Bir yıl önce teknede çekilmiş görüntümü bulmuş. Teknede ne giyecektim, takım elbisemi? Yazdıklarına baktım, gülüp geçtim. Hiç kızmam. O genç, sosyal medyada gündem yaratmak isteyebilir. Loy loy lafına kahkaha attım. Beyefendinin menajeri de devreye girdi. Ece Seçkin algı yapıyor dedi. Kimse bizim üzerimizden reklam yapmasın diye de uyardı Ece Seçkin'i. Çekilen videonun eski olduğunu söyledi. Masadaki kapağın da su şişesi kapağı olduğunu kanıt göstererek ortaya koydu. Kapak algısı bizi güldürdü, ne yalan söyleyeyim. Geçtiğimiz yılki tatili şu anmış gibi lanse etmek ve üzerine su şişesi kapağını alkol şişesi kapağıymış gibi yapılan algı yine boşa çıktı. Kimse bizim üzerimizden reklam yapmasın. Ece diyecek ki ben geçen sene olmasından veya bu sene olmasından yana değilim. Evet. Sen bizi eleştiriyorsun. Ha. Ben de senin... Yakaladım açığını diyor. Evet, çıplak vücudunu loy 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 derken görmek istemiyorum. Biz mübarek Ramazan ayında çırılçıplak altında havlu sarmışsın. Görmek zorunda mıyız? Sonuç olarak sosyal medya hesabından paylaşmışsın. Çoluk, çocuk, anneler, babalar, herkes geçen sosyal sene medya kullanıcısı. O da onu şey yapıyor işte. Tamam ama bu zaten polemikti. Hani donla sahneye çıkmasınlar dediği polemik de yine yorumları da İzzet Yıldızhan Bey'in yine geçen zamanlardan. Yani bir şeyi eleştirirken o şeyi yapmıyor olmanız lazım. Hani o ahlaklı olacağım, ahlakçı olacağım mevzusunda ahlakçı olayım derken. Hayır, ahlaklı olun önce onu eleştirebilmek için. Birine eğer bir dil uzatıyorsanız siz önce aynada bir kendinize bakacaksınız. Bir söz var ya, bedenin ahlaklı olması önemli değil, yeter ki ruhun ahlaklı olsun. Şurada. Evet, o ona bakar. Yoksa açık giymiş, seçik giymişsin, açık giyinirsin ama öyle bir klassındır ki, öyle bir asesindir ki sırıtmaz. Kapalı giyinirsin. Al işte pembe. Dışarıdan baktım yeşil türbe, içine girdim estağfurullah tövbe. Ay çok güzel bir söz. Kızılcık şerbeti pembe diye aldı gelini gördü. Ne oldu? Dışarıdan baktı kapalı, içine bir girdi, kız açık çıktı. Ya. Yani şimdi burada İzzet Yıldızhan'la ilgili dün söylediğim şeyde bir kez daha yeniliyorum. Hı-hı. Kendisiyle ilgili yaptığım yorumda. Bir kere kadınlar üzerinden çıplaklık ya da kapalılık, ahlaklılık ya da ahlaksızlık konularında eğer ahkam kesecekseniz erkekler de yazın. Yok işte ben orada zaten bir tatil beldesinde yattayım, benim olduğum yerde ben zaten bunları giyebilirim değil mi deyip de bir kenara çekilemezsiniz. Çünkü erkekler de sadece bir donla denize giriyorken kadınlar da sahne şovlarında istediklerini tercih edebilirler. İzzet Yıldızhan Bey. Kimse zaten mayo ile veya kilot ile dışarıda gezmiyor. Ya sahil beldelerine geziyoruz. Sahne şovu denen bir şey var. Ya da sahnede insanlar, sanatçılarımız giyiyor yani. Ya öf. Öf. Öf yani. Öf. Ne olmuş? Menajeri de açıklama yapmış. Bizim üzerimizden PR yapmayın. İzzet Yıldızhan çabuk çabuk sabahleyin kalkmış. O bu paylaşımını altında ele güne herkese baktılar. Akın akın geliyorlar bu paylaşımı görebilmek için. Açıklama yapmış. O teknede part 2 diye paylaşmış.
eleştiriliyorsan yaptığın doğrudur demiş. Biraz menajerinizle karşılıklı danışıklı dövüş yapın. Belki biriniz PR'ı seviyorsunuz. Menajeriniz de bizim üzerimizden PR yapmayın derken aslında gündeme gelmeleriyle bu işi sevdiklerinin kanıtını gösteriyor. İkinci part, teknedeyim, sahnede değil cevabını da orada. Sabah sabah kalkmışsınız, çabuk çabuk eğer bir açıklama yapıyorsanız bu işi siz de gündemde olarak sevmişsiniz demektir. Milleti kadınları eleştireceğine sahnede şey var, kim giymişti etek? Bartu mu giymişti? Ha, Bartu küçük çağlayan. Bartu ile ilgili niye yorum yapmıyor? Onu da sorsunlar. Hep kadınlar. Algı kolay kadınlar üzerinden çünkü. Bir toplumsal kodlama var. Bu kodlama ile ilgili herkes şey yapıyor. Ha. Kendi yazısını yazıyor. Bir de şimdi kendi sosyal özel hayatına baktığımız zaman da nikahsız, resmi nikahsız 3 eşten 9 tane çocuk aynı zamanda kendi klibinizde oynattığınız, yine nikah kıymadığınız, imam nikahıyla birlikte bir çocuk yaptığınız yine bir kızcağız. Yani bir... bunları da açarsak dosya dosya hele loy 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 loloy. Bir otelde kadına şiddet var yani. Olayları var. Da gündeme geldi. Yani. Var da var. Hemen dosya kabarık ama şey yapıyorsun. Başkalarını da işte benim ahlakımı bozuyor. Don giymesin sahnede. Tamam, siz yatınızda tabii ki üstsüz güneşlenebilir, loy loy söyleyebilirsiniz. Ama sosyal medyada halka açık, umumi bir alan, kamuoyu, herkes, çoluk, çocuk sizi öyle çırılçıpla ben bakamıyorum yani. Sen biliyorsun değil mi? Ramazan ayında şu anda bakamıyorum ben yani. De bu otel... Hadi gel değişelim, haberi kapatalım. Bir, hemen 2 dakika gireceğim. Söyle. O kadar uyanıklar ki bu otel odası çıktı ya bunların, bir işte kadınlar beraber olmuşlar, sonra İzzet bir tanesi şiddet göstermiş falan. Nihat Doğan da vardı. Dış minnaklar. İsrail'in bize yaptığı... Dış minnaklar. Şeyle, boş ver. Oyunu. Hiç karıştırma, boş ver. Kapatıyorum kız. Kapat aşkım. Boş ver, hadi gidiyoruz efendim. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Şöyle bir kendimize gelelim. Şu son 24 saat içerisinde neler olmuş? Magazinde kim, kimle, nerede, nerede görülmüş? Magazin turu. Hı. Söylemezsem olmaz farkıyla geliyor evet. Ekranlara. Hadise, pozları ve kıyafetleriyle dillerde hep. Bu kez kırmızıları giyip aynanın karşısına geçti. Ben zayıfım diye bağırıyordu adeta. Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi'nde oynadığı Süleyman Çakır karakteriyle öyle özdeşleşti ki dizideki ölümünün ardından hayranları tarafından gıyabında cenaze namazı kılındı, mevlüt okutuldu. Hatta gazeteler aracılığıyla başsağlığı dileklerinde bile bulunuldu. Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anıyor. Oktay Kaynarca da Çakır'ı unutmadı. Rahmetli'nin 20. seneyi devriyesinde Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyor. Allah rahmet eylesin. Güzel adamdı. Cem Yılmaz sosyal medya hesaplarını çok aktif kullanıyor. Bazen gündemle ilgili düşüncelerini, bazen de aşk hayatını paylaşıyor. Ama artık Cem'in ne paylaştığını görmek isteyenler ücret ödeyecek. Son zamanlarda X'te popülerleşen abonelik sistemini aktifleştirdi Cem ve ücretini de 79 lira 99 kuruş olarak belirledi. Cem işi ticarete dökünce hayranlarından tepkiler de gecikmedi. Sevgiyi paraya çevirip tahsil etmeye çalışmasan daha iyi olur. Ülkedeki ekonomik krizin tweetini atmış Cem Yılmaz. Abi sen de kapitalizmin kölesi oldun be sonunda. Bu arada bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre en eğlenceli erkek ünlü Cem Yılmaz oldu. Meltem Cumbul, hanımefendi sosyal medya üzerinden hakaretlere maruz kalmıştı. Cumbul'un kişilik haklarına saldırıda bulundukları iddiasıyla iki kişi para cezasına çarptırıldı. Şahane Hayatımın onuru Yiğit Özşener, 52. yaş gününü Şahane Hayatım setinde kutladı. O anı böyle ölümsüzleştirdi arkadaşları. Ateş Kuşları'nın Gül Ayşe'si İlayda Alişan, dizideki yoğun tempodan yorulan güzel oyuncu erken paydos ettiklerini öğrenince sevinçten havalara uçtu. Çok mutluyum. Allah'ım. Niye mutlusun? Erken? Erken paydos ettim. Allah'ım şunu olurum. Hadi koş, hadi koş. Özgürlüğe uç. Uç İlayda, uç.
Kendine iyi bak. Piyanist Fazıl Say, fanatik bir Fenerbahçeli malumunuz. Ama bu kez çok sevdiği Fenerbahçesini eleştirdi Fazıl. Şöyle diyordu: "Bir Fenerbahçeli olarak çok eski bir gelenek olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı protesto eder hale gelmeyi, Galatasaray'la olan 117 yıllık rekabeti hiçe saymayı bencil ve çocukça buluyorum. Bu krizleri Fenerbahçe yönetemiyor." Şarkıcı Zeynep Bastık, Lan şarkısıyla kariyerinde zirve yaşıyor şimdilerde. Bastık, bir müzik platformunda aylık 6 milyon dinleyiciye ulaşan ilk kadın sanatçı olarak yeni bir rekora imza attı. Bu arada Zeynep Bastık, İBB'nin 23 Nisan kutlamalarında Üsküdar Meydanı'nda sahne alacak. Sevenlerine duyurulur. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz. Bir şeyler oldu bu çocuğa. İçindeki erkek dirildi. İmajı her an değişiyor. Kardeş bak, biz Ankara bebesiyiz. Bize bulaşma. Biz burada büyük sıkıntılar çıkartırız. Kurt adam gibi kıllandıkça kıllanıyor. Kardeş sakalların nasıl olmuş? Uzuyor uzuyor, kesmiyorum. Beğeniyor musun? Gün geçtikçe daha eril bir görünüme bürünen Kerimcan son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Bir zamanların süslü püslü ince çocuğu yağız bir delikanlıya dönüştü. Kardeş, hayırdır? Buralarda böyle geziniyorsun. Eskisi ve yenisi yan yana. Olmuş mu olmamış mı? Yorum sizin. Yargının Ceylin'i Pınar Deniz ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım, Dubai'de aşka gelmişlerdi geçenlerde. Bu kez bayram tatilini fırsat bilen ikili Maldivlerin tadını çıkardı. Demet Akbağ, Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakteriyle ekranlarda görüyoruz usta oyuncuyu. Formunda görünen Akbağ, estetik mevzu sorulunca yüzüme 12 yıl önce operasyon yaptırdım. Onun üstüne bir daha korkuyorum ama botoks yaptırıyorum, gizleyemem dedi. Oyuncu Dilan Telkök ve yine oyuncu olan eşi Berkay Hardal, çift bebekleri için cinsiyet partisi yaptı. Heyecanlı bekleyişin ardından kız mı erkek mi belli oldu. Ayşin Turan, bebekler astıyoruz hanımefendiye. İyisiniz, nasılsınız? Teşekkürler. Bir toplantım vardı yoksa? Aynen, bir toplantımız vardı. Toplantıdan çıktık şimdi. Sizinle karşılaştık. Ünlü beylerin oje sürmesi hakkında ne düşündüğü soruluyor. O dönemde erkeklerin oje sürmesi, işte tekilmesi de konuşuluyor. Bilmiyorum, her şeyin kendi, herkesin kendi tercihi. Hatta bazen açıklamasını yapmam doğru değil. Söz kendi erkek arkadaşına gelince dayanamıyor, ani tepkisiyle belli ediyor asıl fikrini. Sonuçta herkesin kendi tercihi, herkes nasıl mutluysa. Peki bir erkek arkadaşınız böyle oje sürse tekilmeyiz. Oraya bağlayıp tepkiniz olur. Peki bir kız arkadaşınız bıyık bıraksa falan böyle hani. Rapçi Sansar Salvo, bir zamanlar Ceza ve Sagopa Kajmer'le rap müziğin zirvesinde yer alıyordu. Ama o eski halinden eser yok şimdilerde. Psikolojik sorunlar yaşadığı söylenen Sansar, bol küfürlü, agresif videolar paylaşıyor. Şurada eşyalarıma en ufak zarar gelirse, daha kötü istersen parçala çocuğu, bilgisayar da orada. Derse parçala. Zaten defalarca sizin evinizde, babamın evinde, dayımın evinde olacak bu. Çıkana kadar o ailelerden olacak çocukları. Siz o evin adresini de biliyordunuz 3 Kasım'da. Şimdi bu fotoğraf karesine dikkat.
Hanımefendi Isabella duygulu, maşallahı var, oyuncak kutu bebekten farksız. Filtreyi öyle basmış ki cep telefonundan tanınmaz halde. Kurunun yanında yaş dayanmış tabii. Yanındaki beyefendi kim sizce? Evet, o da tanınmaz halde. Kendisi şarkıcı Tayfun Duygulu'dan başkası değil. Evet evet, o Tayfun. Hadi yine iyisin Tayfun. 54. doğum gününde karısı ona kıyak yapıp filtreyle gençleştirmeye çalışmış. Ama adam Benjamin Button'a dönüşmüş. Ve Çağla Şikel'in olay görüntüsü öyle bir tartışma yarattı ki sormayın gitsin. Bugün 4 Nisan Dünya C Vitamini günü. Konu C vitamini olunca benim favorim... Hanımefendinin dudakları ve dişleri bir garip görünüyor. Her C vitamini antioksidan değildir ve antioksidan seçerken sormanız gereken bazı sorular var. Sarkmış ya da dağılmış da toparlanamamış gibi. C vitamini zor bir molekül. Ancak... Onlarca klinik çalışmayla kanıtlanmış patentli formülü açıldıktan sonra... Belli ki estetik bir dokunuş söz konusu ama pek de estetik olmamış. Dünya C vitamini günü. Konu C vitamini olunca benim favorim... Tavşan diş yaptırmıştı yakın zamanda. Onun etkisi mi yoksa bir başka operasyon mu? Öyle ya da böyle fazla kurcalamamak gerek. Çinliler ne demiş? Çalışıyorsa dokunma. Çağla'dan eski eşi Emre Altuğ'a geçelim. Yalı Çapkını'nın Orhan'ı o. Diziden ayrılacağına dair söylentiler var. Doğru mu? Yok, böyle bir şey konuşmuşluğumuz yok tabii ama yani şöyle bir durum var. Sonuç itibariyle sezon sonunda anlaşmalarımız bitiyor. Yani her sezon olduğu gibi. Ondan sonra devam eder etmez onu bilemem. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat. Kendileri hakkında sosyal medyada yapılan kelepçeli lamagiller suç örgütü yorumu için cezaevinden savcılığa suç duyurusunda bulundular. Pardon, arabanız çok güzel, ne iş yapıyorsunuz? Kocamın karısıyım. Savcılık hakaret suçuna dair delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Sandık kokusunun karsusu Özgü Özpirinççi, bayram tatilini fırsat bilen oyuncu ailesiyle birlikte tatile çıktı. Eşi Burak Yamantürk ve kızı Mercan'la birlikte denizin, kumun tadını böyle çıkardılar. Ve Adana'dayız. Her yıl olduğu gibi bu yılda Nisan ayında portakal çiçeği karnavalıyla şenlenecek güzel Adana'nın güzel caddeleri. Önemli bir not, Adana'nın meşhur karnavalı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında artık kurumlaşma adına önemli bir adım. 19-21 Nisan arası herkes portakal çiçeği karnavalına davetli. Sakın kaçırmayın. Günümüz Beyaz TV ekranlarında söylemezsem olmaz da bayramın birinci günü evlerinize konuk oluyor. Yılmaz Morgül'le ilgili ne eğlendik çok değil eğlendik. Mi? Biz onu ne zaman çektik biliyor musunuz? Burada bu sabah böyle programı bitirdik bir sabah. Ondan sonra gittik üstümüzü başımızı değiştirdik. Tekrardan değiştik dönüştük geldik burada. Morgül'ümüz geldi. Arkamız da bizimle birlikteydi. Evet. Bir bayram edasıyla biz sizden önce bayrama girdik. Siz de gelin, gerçekten çok eğlenceli. Şimdiden herkese huzurlu, sağlıklı, bereketli bayramlar dileyelim. Şimdi bayram telaşı var. Baklavalar evet, tabii. Açılıyor. İstanbul boş ya. Herkes bir yerlerde kız, ailesiyle. Kız kalk gel gidelim, biz de dolaşalım. Nereye gidelim? İstanbul'da. Zaten İstanbul'da bir tek senle ben kaldık. Herkes gitti. Şu an tadını çıkartmanın vakti İstanbul'un. Herkes bir yerlere gitsin gelsin. 10 dakikada gitmek varken tık 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 tık. Bizim her yere böyle rota tekrardan alışıyor. 500'te otobüse binip bütün İstanbul'u boydan boya gezmemiz yok mu? 500'te meşhurdur ya. Herkes binmiştir herhalde 500'teyi. Yani, hep beraber söylemezsem olmaz ekibi bir binelim şöyle bir turlayalım İstanbul'u diyorum. Ben bu teklifi bir değerlendirelim. Binelim Miami'ye, Arto'nun yanına gidelim. Değil mi otobüsle? Ne güzel olurdu. Şimdi tekrardan bir günaydınlarımızı size şöyle bir söyleyelim. Ekranlarını yeni açanlar için söylemezsem olmaz official Instagram adresinden
yorumlarınızla programımıza katılabilirsiniz diyelim. Yılmaz Morgül yarın sabah bayram özel söylemezsem olmaz da şekilden şekile girdi. Yılmaz Morgül evlerinize konuk olurken bayramda nerelerden çıkıyor? Bakalım karşımıza bir sürü konser programı var. Bizleri izleyenlere belki sizin memleketinize geliyordur. Şöyle bir konser tarihlerini de sizlere bildirelim. Efendim Yılmaz Morgül konser bayram programı 10 Nisan çarşamba Akçay'da, 11 Nisan perşembe İzmir'de, 12 Nisan cuma günü Çınarcık, 13 Nisan cumartesi Mersin'de şehrinize geliyor Morgül'ünüz. İsteyenler efendim çok bu konser eğlenceli programlarına katılabilirler. Tek karakter çıkmıyor ya onu, birkaç tane karakteri barındırıyor ya. O yüzden çok eğlenceli geçiyor. Bir anda Sezen Aksu olabiliyor, bir anda Yıldız Tilbe oluyor, bir anda Bülent Ersoy giydiriyor. Bir de enerjisi çok yüksek olduğu evet, için hani biz mesela çok enerjiyiz diye geçiniriz. Geliyor bizim enerjimizi çekiyor. Evet. Biz asla konuşamıyoruz yanında. Anca o şarkı söylüyor, biz de işte böyle yanında böyle altın kızlar, çıtır kızlar dans ediyoruz. Nasıl kızdı ay bana? Nasıl kızdı bana bir ara? E sen kalkmıyorsun, oynamıyorsun söyleme, diye. Söyleme, yarın izlesinler. Ha, kalk kız diye. Oy beni fırçaladı, izleyin. Kaçırmayın efendim. Yarın sabah söylemezsem olmaz. Beyaz TV ekranları açılsın. Bayram neşesi evlerinize dolsun diyelim. Hadi haberlerimizle hadi devam hadi edelim. Düetlerle, şarkılarla yine devam edeceğiz. Sezen Aksu. Hı. Tan'la birlikte düet yapmış. O kadar bağırdık yapmış buradan. Yapmış mı? Bağırdık. Geri gel dedik. Tan'la mı gelmiş? Tan'la gelmiş ama nasıl gelmiş? Nasıl gelmiş? Efendim yapay zekayla gelmiş. Vallahi sıkıldım yapay zeka zaten. Hadi bir izleyelim bakalım yapay zekayla Sezen Aksu Tan düeti nasıl olmuş? Belki beğenirler, birlikte bir düet yaparlar. İnşallah. Dönerse senindir Yağmur. Güzel. Dönmezse giden gitmiştir. Hadi yallah. Hemen yolu veriyorsunuz. Hiç peşinden koşmuyorsunuz. Hiç, biz hiç buralara izinmiyoruz. Nereden geldik? Şunu hemen şöyle bir açıklığa kavuşturalım. Kendi sesini. Sezen Aksu yapay zeka ile bu şarkıyı söylüyor ama Tan'ın yeni şarkısı Dön Geri Tan kendisi seslendirdi. Ama bu zamana kadar ki dinlediğimiz yapay zeka seslerinden en yakını Sezen Aksu'nun ringtonu olmamış mı? Kesinlikle. Birebir sanki gerçekten aynısı. Sezen Aksu söylemiş gibi. Evet. İstiyoruz tabii ki Sezen Aksu geri dönsün ama bana artık dönmez gibi geliyor bak, ya. Bak dön geri ama. Bak bir Tan söylesin, kendi orijinal klipte ekranlara gelsin. Dön geri desin Sezen Aksu'ya şöyle bir dön çağrısı. Hologram konserleri hazırlansınlar. Ha, dünya buna başladı. Başladı. Evet, üç başladı. Boyutlu artık sanatçılar bile konsere çıkma tenezzülünde bulunmuyorlar. Metaverse başka bir boyut ama artık holografik konserler izleyeceğiz. Yağmur biz... Böyle düetleri falan konuşuyoruz, dünya hazırlansın diyoruz, hologram konserlere diyoruz ama bize de buradan yallahlayabilirler. Bizim yerimizi de yapay zekayla burada program sundurabilirler ama işte... Ama bir robot diyebilir mi ama, bize geçmedi? He. Bize bu geçmedi bu iki neşe, iki kalk kız hadi kalkın oynayalım falan yapabilir mi? Yapamaz. Bu neşe, bu coşku. Robot Sofya'yı gördük işte, Robot Sofya'yı yani izledik. Ne yaptı? Şimdi de Tan, bu değil yani. Dön geri dedi. Senin allenmeni mi bitireyim? Seni peki ekrana bakıp. Sen konuş aşkım. Bana bak. Tan şimdi dön geri diyor ya yeni evet şarkısı. Sessizlik. Ay ben onda çok bunaldım orada. Yani. Aklını almıyor değil mi bir saatten evet, sonra? Evet yani darlandı yine yani o diyorsun dizide yani. Çok darladılar beni. Hadi efendim Sezen Aksu ile kulaklarımızın pası silindi. Yönetmenimize şimdi, buradan kalp çok güzel. Sabah sabah Seda Sayan diye. Neyle devam edeceğiz biliyor musun? Şimdi burada çokça biz aslında Kızılcık Şerbeti'ni konu alıyoruz. Ama Yalı Çapkını aynı gün yayınlanıyor biliyorsunuz. Hı-hı. Cuma günleri ama Yalı Çapkını dizisiyle ilgili olarak fanlar diyor ki niye hiç Seyran'la Ramazan konuşmuyorsunuz diyor. Şimdi konuyla alakalı sen kalkmış Ruslar... Seyran'la Ferit'e klip yapmışlar, şarkı yapmışlar. Allah'ın Rusları. Gelsin ekranlara. Şimdi Metin Şentürk'ün bir taklidi var. Aa, Metin Şentürk'ü de bayağıdan beri anmıyorduk. Ay, evet. Gelsin söylemezsem olmazdı masasına. Metin Şentürk buyurunuz efendim ekranlarda. Aynısı değil mi? Aynı yapıyor zaten. Bayağı da çok kendisi yetenekli de aynısı. Yemin ediyorum senden benden mutlu. Çok seviyorum enerjisini. Yıllardır gözümüzün önünde. Yıllardır bu adam böyle. Hiç değişmiyor. Ekrandaki Metin Şentürk değil ha. Metin Şentürk'ün taklidi. Aa ben bak, gerçek zannettin. O kadar gerçek işte. Benim İşte trolledi. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bir canlı örneği. Çevik.
Gerçek sandım. Vallahi gerçek sandım. Vallahi başka biri aslında. Bak izle. Bir şey yazıyorlar ya. Fedon'a devam ediyorum. Bu gerçek Fedon ha. Haberin olsun. Sus. Şimdi Fedon'la ne biliyoruz biz? Fedon deyince aklına ne geliyor? Beyaz süt. Beyaz süt geliyor. Beyaz süt olunca ne oluyor Fedon'da ben bilmiyorum. Ada geliyor. Öğretmeni. Kırmızı yüzü geliyor, yanık teni geliyor. Ha, ne geliyor? Yaz geliyor. Yaz geliyor. Denize Fedon düştü evet. mü? Yaz geldi demektir. Peki Fedon denize düşebildi mi? Bir hep izleyelim. Düşüyor seni. Bu seni düşmüş mü? Deniz sezonunun açıldığını her yaz Bodrum'dan müjdeliyordu. Denize düşüyorum. Hepinize hayırlı yazlar diliyorum. Bu yıl sezonu açamadı Fedon. Şener Şen'den sonra bayrağı o teslim almıştı. Silip Mayo'nun son temsilcisiydi. Bu kez dalmadı, yürümekle yetindi sahilde. Sezonu neden açamadığını da anlattı. Merhaba. Fedon Bodrum'a geldi. Ama bazı anlaşmalarından dolayı sezonu henüz açamıyorum. Bununla yetiniyorum. Herkese haydi yazar olsun. Bakalım Fedon kiminle anlaşma yaptı? Bir diğer deyişle bu sezon kimin için dalış yapacak göreceğiz. Bak bir denize düşme ile ilgili şu anda bir evet. PR çalışması ve reklam anlaşması var kesin. Yani denize düşecek ama bence bir reklam anlaşmasıyla denize düşürecekler bu sezon Fedon'u. Belki her sene öyleydi. Yok, bundan önceki bu senelerde yoktu. Şimdi geçen seneyi hatırlıyorum zaten ekranları da taşıdık evet. orada. Ama artık Fedon'un bu deniz yaz sezonu oh, açma şekli şey reklam yani ya. Artık gelenekselleşti. Bu sezon diyor ki bazı anlaşmalarımdan dolayı evet şortu pardon slibi giydim. Bodrum'dayım şu anda ama henüz açamıyoruz. Bekleyin biz yazı açmadan yaz gelmez demek istiyor ama demek ki bir reklam anlaşmasıyla bakalım kiminle anlaşma yapmış. Yani paralar, burada herhangi maniler. Beach, herhangi bir koy, şortun markası, yani elinde tuttuğu bir, içeceğin markası mı? Mayo reklamı, slip reklamı olabilir mesela. Onu diyorum işte. Olur. Mesela, slip deyince de Fedon. Fedon. Mesela bir tane Beach diyebilir gel burada bu sezon bizim şeyde aç. Kız. Mekanda aç. Ha. Bu da olabilir. Bak olur, ne kadar mantıklı. Olur. Çok mantıklı. Çok güzel bir match. Çok güzel bir işbirliğiyle. Eşleşme katılıyorum. Eşleşme olur. Çünkü herkes paylaşıyor Fedon'un bu denize atlayıp yaz geldi açtık sezonu. Her ben sene. Şu görüntü var ya. Şener Şen'in. Şener Şen'in görüntüsü. Ben de şeyde WhatsApp'tan hani böyle etiketler, gifler atıyoruz ya. Senin benim... var ya o gifler. Bir Artu bir Hande'nin gifleri var. Görmeniz lazım. Hayatımda öyle gifler görmedim ben. WhatsApp'ımı da alalım ekleyelim sizi. WhatsApp grubumuz var. Çok fena. Hani bir o kadar da orada konuşuyoruz. Sus. Sus. Fedon henüz denize düşmedi. Yaz sezonu henüz gelmedi. Ama açtı herkes. Bütün oyuncularımız. Olmaz. Simge'yi konuşuyoruz. Onlar olmaz. Simge'ye sessizlik selamlar. Diyoruz. Sessizlik. Bütün influencerlar gitti. Yüzü şıkıdım şıkıdım şıpır şıpır sudalar. Ama işte kimse Fedon kadar açamaz. Evet, onlar bak, kendi kendilerine öyleymiş. Açarlar. Ama Türkiye'de yaz sezonu uygulaması Fedon'la başlıyor. Ama markalar, işletmeciler Fedon'un peşindeymiş. Adında Fedon, yokmuş. Fedon deyince Don. Adında Don var resmen. İzzet Yıldızhan. O Don, o Don değil. Sakın şey yapma, üstüne bak, alınma tamam mı? İzzet Yıldızhan Fedon'a bir şey söylemez ama. Ne diyor? Silim. Silim. Vallahi. Ben adada çok görüyorum bu arada onu. Adada bir şeyler çok seni tekrardan alalım böylece kapatalım. Haydi, haydi bakalım. Yeni haberimiz Nurgül Yeşilçay ile devam edelim. Nurgül Yeşilçay durdurak bilmiyor. Çok ekranlarda izlemektense şu anda sosyal medyada kendi çektiği içeriklerdeki skeçleriyle gündemde açıkçası. Çok da başarılı bu konuda. Nurgül Yeşilçay'ın yeni bayram skecini bir ekranlara getirelim. Nerede o eski bayramlar? Ah ah nerede o eski bayramlar? Ya benim çorabımın teki nerede? Şarjım nerede? Eski bayramlar diyorum. Eski bayramlar nerede nerede? Kanepenin arasında mı? Arabada mı kaldı acaba? Yok ben depresyona giremiyorum bu evde. Aşkım ben bu pantolona giremiyorum.
Anne ben de internete giremiyorum ya. Yağmur. Bayramda ailemle eski bayramlar vakit geçireceğim. Tekrardan yine adaya gideceğiz. Klasik zaten. Geleneksel yani bayramlar. Geleneksel yani yapamadık. Çalışacağız diye tatil yapamadık. 2-3 güne yani bir şeyde sığdıramadık. Yani senin için hani o bayramda kahvaltı, ailenin yanına gidip o geleneksel evet. bayram mıdır? Yoksa hani aman 2-3 günü bulduk hadi hep birlikte kendi ailecek bir tatile yaza yaz beldesinde şöyle bir tatil yapalım. Ya önce bakış eğer vakit açısı. Varsa önce mutlaka inanın ailesine gideriz. Orada bir uzun önce bir kocam masada. Önce kocam da kocam. Paşam da paşam. Önce kocamın köyü. Sonra büyükleri önce elini öpüyoruz. Evet. Sonra annemlere gidiyoruz. İlk gün böyle geçiyor. İkinci günde mutlaka bir kuzenlerle bir şey yaparım. Ama üçüncü, dördüncü, beşinci yani günü. Artık kendine ayırıp. Ama önce aile. Geleneksel. Bak bu çok duruştan önemli. Duruştan vazgeçmem. Bunu aileler kendileri çocuklarına yetişirken aşılayacaklar. Mesela ben hayatım boyunca hiçbir ne Ramazan'da ne Kurban'da hemen köyüme giderim memleketime. Nerede olursa olsun bunu bana kendi ailem aşıladı. Bizde birinci gün baba tarafı toplanır. İkinci gün anneanne günüdür. Rahmetli anneannem, bütün teyzeler, kuzenler hep birlikte toplanır. Ben de şimdi dün annemle iftardaydık. Akçakoca'ya gittik geldik Eren'le. Bugün şimdi bak geldim buradayım. Tekrar evet. işimin başında. Buradan çıkacağım. Tekrar Akçakoca'ya gideceğim bayramıma. Benim ilkokuldan yine liseden arkadaşlarımı da göreceğim. Bütün akrabayı, talukatımı da göreceğim. Bakın bunlar hepsi aileden aşılama. Ben de giderim, alırım. Gidebiliriz tabii ki. Tatilime giderim. Günlük, üç günlük yaparsın. Ama tercihlerdir bunlar. Eğer geleneksel bayramlar istiyorsanız ben ne yapacaksınız? Ben onların yüzünü görmeden bir yere gidemem. Köyünüze gideceksiniz. Evet, duasını almadan da önce onlarla böyle sımsıcak bir kucaklaşma gerçekleştirip onları doyarım. Ondan sonra nereye gideceksem Rıfkı'yı da anneme bırakırım, kaçarım. Geleneksel bayram görmek istiyorsanız hnedsel Instagram adresim. Bayramda benimle birlikte geleneksel bayramı buram buram yaşayabilirsiniz. Magazinden kopmak istemiyorsanız da Blok Yağmuru sizin için her zaman çalışıyor. Bayramda da çalışıyor efendim. Hiç tatil yok. Şimdi sırada da şeyle Mert Demir'le yine bir düet getireceğim ekranlara. Şey yaptım. Mustafa Sandal. Tamam. Bu yapay zeka falan değil. Bayağı gerçek. Sahnede beraber düetleri. Düet yaptılar. Aslında getirmiştik ekranlara taşımıştık. Bilenleriniz vardır. Mustafa Sandal'la Mert Demir'in 2 haftada 9 milyona ulaşmış bu izlenme. Ne sevdiniz belirleyelim tekrardan. Şöyle ekranlara getirelim mi? Efendim acısıyla tatlısıyla gün gün burada sona doğru yaklaştık. 11 ayın sultanı Ramazan ayına artık veda ediyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını sonlandırırken yarın itibariyle Ramazan bayramı coşkusu yaşayacağız. Buradan söylemezsem olmaz masası olarak sizlere ailenizde huzurlu, sağlıklı, bereketli, amin. Mutlu bayramlar dileyelim. Allah senesine tamamını erdirsin diyelim. Yağmur Çevik. 11 ayın sultanını böyle sağlıklı saatle uğurlarken umarım seneye de bu zamanlarda yine oruç tutmak hepimize nasip olur. Yine beraber oluruz. İyi bayramlar diliyorum ben de şimdiden. Herkese iyi bayramlar olsun. Yarın söylemezsem olmaz masasında sabah neşesi için mor güllü bir sabah. Yılmaz İyi bayramlar Morgül. Aşkım. Kız gel bayramlaşalım. Kalk. Ortada buluşalım.